Sayın Başkan, öncelikle çok teşekkür ederiz. Ali Cenap davranmışsınız. Belediye yönetiminde vermediğiniz yetki şirkette veriyorsunuz gruplara tek tek. Aynısını burada da yapmanız gerekirdi ama uzlaşılmamış, bu sorun değil, geçti. Şimdi bu yazı bir defa öncelikle yani bakanlığa yazılan yazı etik değil. Seçimden sonra 1 Nisan'da yazılıyor ve 8 Nisan'da Çevre Bakanlığı'ndan cevap geliyor. Bir oradan başlayayım. Bir defa 1 Nisan'dan sonra idare hukukuna göre seçimden sonra oradaki idareciden rutin izin verirseniz devam edeyim. Lütfen. Müzakere edip etmeyeceğimize karar vereceğim. O yetki bana ait. Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak belediye başkanına verilen yetkidir. Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerin bütçe tasarlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin cevaplarını cetvelden hazırlamak Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şahsına ait görevdir. Şahsına. Belediye meclisine falan ait değildir. Ticaret Kanunu'nun 364. maddesi ve 482 ikinci maddesinin F bendi gereğince devredilemez yetkiler vardır yönetim kurulunun. Siz bu yetkileri devredilemez diye kanunda açık hüküm olan yetkileri belediye meclisine alıyorsunuz ve bu arada yürütmeye ait başlı başına sadece belediye başkanının yetkisini siz belediye meclisine alıyorsunuz ve hiçbir zaman yasama yürütmenin yetkisini el koyamaz. Bu anayasaya da aykırıdır, kanunlara da aykırıdır. Ben de belediye meclisi çalışma yönetmeliği gereğince kanuna ve hukuka aykırı bu önergeyi reddediyorum ve geri iade ediyorum. Yarın 11'de toplanma güzel birleşimi kapatıyorum. Hayırlı olsun. Başkanım, devam ediyoruz.